Bugün sizlerle beraber müzikte kullanılan anahtarlardan bahsedeceğiz. Kaç tane anahtar var? Bu anahtarların işlevi nedir? Anahtarlar olmasa ne olur? O anahtarlar geldiği zaman notaların yerleri nasıl değişiyor? Ne amaçla kullanılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Diğer videolarımda zaten notaların yerlerinden, isimlerinden bahsetmiştim ama genelde herkes sol anahtarı kullanıyor. Hepimiz her yerde sol anahtarı kullanıyoruz. Ama bugün farklı anahtarlar da göreceğiz. Başlıca kullanılan zaten 3 tane anahtar var. Bu anahtarları göreceğiz sizlerle beraber. Diğer videolarımı izlemediyseniz de o videolarımı izleyip daha sonra bu videoya geçebilirsiniz. Çünkü anlamayabilirsiniz belki. Gerçi çok bağlantılı değil ama notaların yerlerini bilmeniz açısından size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi yeni dersimize başlayacağız. Yeni dersimize başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu arada katıl butonumuz açıldı. Aşağıda abone ol butonun hemen yanında. Ona da tıklayıp onu da bir inceleyebilirsiniz. Şimdi yeni dersimize geçelim. Evet, şimdi müzikte 3 tane anahtar kullanılıyor demiştim. Bunlardan bir tanesi de hepimizin aşina olduğu sol anahtarı. Sol anahtarı aslında ismini şu şekilde göstereyim. Normalde dizekler, bu dizeğin portenin ne olduğunu anlatmıştım. Bunları biliyorsunuz. Tekrar onun için o konulara girmeyeceğim. Dizeklerde eğer anahtar olmasa, anahtar dediğiniz bakın burada gördüğümüz sol anahtarı. Her zaman işte ilkokula başladığımızda do, re, mi, fa, sol, la, si, do öğrenirken ya da liselerde, işte üniversitelerde, müzik derslerinde gördüğümüz anahtar bu sol anahtarı. Her yerde karşımıza çıkan anahtar. Buradaki zaten notaların yerlerini biliyorsunuz. Sol anahtarda bakın şurada alttan ikinci çizgiye solun kuyruğu geliyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Burası sol çizgisi olarak geçiyor. Zaten baktığımızda şöyle örnekle göstereyim. Şu nota sol notası. Bu nota sol notası, o da kuyruğundan direkt sol çizgisinden geliyor. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Şu kuyruğun geldiği yani ikinci çizgi sol. Diğer notaları da ona göre yerleştirebilirsiniz. Mesela sol, fa, biraz sesi kısıldım. Mi, re, do. Mesela sol, fa, mi, re, do. Yukarı doğru gidecek olursak yine bu bakın alttan ikinci çizgi sol, la, si ve do şeklinde devam ediyor. Yani şurayı baz alırsanız, hiç bilmiyorsanız, notaların yerlerini dizek üzerinde karıştırıyorsanız, dediğim gibi bakın şu sol notası alttan ikinci çizgide olan nota sol notası. Sol anahtarı çizerken de sol anahtarı da tam bu ikinci çizgi solun üzerinden başlıyor ve anahtarımızı tamamlıyor. Öncelikle şundan bahsedeyim. Farklı farklı anahtar olmasının sebebi şu. Notaları daha kolay okuyabilmemiz. Amaç bu aslında. Yani şu çizgiler aslında sonsuza kadar gidiyor. 5 tane ile sınırlandırılmış kolay okuyabilelim diye. Mesela 6.sı burada şu do'da bir tane çizgi var. Aslında bu çizgi yana doğru ve bu tarafa doğru sonsuza kadar uzanıyor. Ama kolay okuyabilmemiz için bu şekilde gösterilmiş bize. Ve daha kolay okuyabilmemiz için yani bu 5 çizgide sınırlı kalabilmesi için notaların farklı anahtarlar kullanılmış. Bunlardan bir tanesi sol anahtarı. Çünkü genelde herkesin kafasında şu oluyor. Ya niye bir sürü 3 tane mesela anahtar var? Farklı farklı anahtarlar neden var? Farklı farklı anahtarların olmasının sebebi notaları kolay okuyabilmemiz. Çünkü bir tane anahtar olsa sonsuza kadar bu çizgiler gidecek. Örneğin şöyle gösterelim. Bakın do aşağı indikçe bakın hep çizgi ekleniyor, çizgi ekleniyor. O zaman başka bir anahtar olmasa biz böyle bir nota yazıp bunu okumaya çalışacağız. Okuyamayacağız, zorlanacağız, seslendiremeyeceğiz, çalamayacağız. Onun için farklı farklı anahtarlar kullanılmış ki şu çizgileri yani şurada gördüğümüz şu çizgiler biraz önce şu bahsettiğim 5 tane çizgi var ya onların işte sonsuza kadar devam ediyor aşağı ve yukarı doğru. Onları okumamızı kolaylaştırmak için farklı anahtarlar kullanılmış. O anahtarların da neler olduğundan bahsedeceğim şimdi. Yani farklı anahtar kullanılmasının sebebi notaları kolay okuyabilmemiz, kolay çalabilmemiz. Diğer anahtarımıza geçeceğim.
burada anlaşılmayan bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü bu zaten herkesin aşina olduğu bir anahtar. Diğer anahtara geçtiğim zaman, bakın burada anahtarlar yazıyor zaten. Bakın bir sürü anahtar çeşidi var. Sol anahtarı şu her zaman gördüğümüz, yani şuradaki gördüğümüz sol anahtarı var. Değişiyor, oktav falan diye gidiyor. Bunlar do anahtarı ve bunlar da fa anahtarı. Şimdi do anahtarına geçmeden önce fa anahtarıyla devam edelim. Fa anahtarı da baktığımız zaman alttan dördüncü ya da üstten ikinci çizgiye denk geliyor. Bakın bu nasıl? Sol, şöyle gösteriyorum. Tam solün başladığı yerde. O zaman bu mantığa göre şu çizginin başladığı yerden başlıyor ve nota anahtar fa anahtarı. O zaman buradaki notada ne olacak? Fa olacak. Yani şu çizginin başladığı yerdeki, yani alttan dördüncü çizgimiz burası fa olacak. Geliyorum. Buraya notamı yazıyorum. Normalde sol anahtarında bu alttan dördüncü çizgi, yani şuradaki notamız re. Buradaki notamız re. Ama fa anahtarına geldiğimiz zaman buradaki notamız fa oluyor. Bu hiç kafa karıştıracak bir şey değil. Yani şunu yine demin örnek verdiğim gibi, bakın şu çizgi fa olarak baz aldığınız zaman, şu fa anahtarının başladığı çizgi fa olarak baz aldıktan sonra diğer notaları bir yerleştirelim. Mesela fa, sol, la, si ve do. Aşağı doğru gidecek olursak da fa, mi, re, do şeklinde yukarı ve aşağı şekilde gidebiliyoruz. Yani buradaki fa'yı baz almanız lazım. Mesela bu fa anahtarı olmuş olmasaydı, buradaki fa sadece sol anahtarı olduğunu farz edelim. Fa anahtarı diye bir şey yok. Ama biz şuradaki fa'yı çalmak istiyoruz. Yani 3. oktavdaki fa'yı çalmak istiyoruz. O zaman bunu şöyle yazmamız lazım. Bakın aşağı doğru iniyorum. Do, si, la, sol, fa. Yani benim bu fa'ya 3 tane çizgi eklemem lazım. Daha da zorunu yapalım. Mesela burada fa aldık. Şu fa'yı baz alalım. Bu fa ve bu fa aynı fa. O zaman aşağı doğru inecek olursak yine, inelim buradan mesela. Şurada yaptığımızın aynısını yapalım. Bu fa aynı fa. Bakın do, si, la, sol, fa. Sonra bu mi aynı mi de. Do, si, la, sol. Şöyle do, si, la, sol, fa ve mi. Şu re, bu notaya denk geliyor. Ve şu do, bakın do, si, la, sol, fa, mi, re ve do. Yani ben fa anahtarı diye bir şey olmamış olsaydı ben bu notaları bu şekilde yazacaktım ve okuyamayacaktık. Düşünsene bunlar gibi bir sürü nota var. Hangisi atlamalı notalar var? Mesela adam buradaki fa'yı yazmış. Yani geldiğimiz zaman şu fa'yı yazmış ve peşine de oktavdaki fa'yı yazmış. Atlayacaksın, başka yerlere gideceksin. Okuman zor olacak. Mantığını anlamanız için gösteriyorum. Burada şöyle baz alabilirsiniz. Şu do, sol anahtarındaki başlangıç her zaman do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye gittiğimiz bu başlangıçtaki do ile fa anahtarının şu yukarıdaki do aynı do. Aynı oktavdaki, bakın şurada görüyorsunuz zaten. Buraya bakın do, dördüncü oktav do. Şu c do demek. Daha sonraki derslerimizde bu şeyleri de anlatabilirim size. İşte A, B, C, D hangi notalara denk geliyor? Akorlar kullanılıyor. Genelde gitarda kullanılıyor bunlar. Bunlar hangi akorlar, hangi notalar? Bunları da daha sonraki derslerimde anlatabilirim ama C, Do olarak baz alıyorsunuz. Bakın burada da gördüğünüz gibi birinci, ikinci oktav, üçüncü oktav ve dördüncü oktav Do'dan bahsediyor. Bu Do, şuradaki Do ve buradaki Do, aynı Do. Aşağı doğru indiğimiz zaman da bu şekilde fa, mi, re, fa, mi, re, do. Burada da fa, mi, re, do diye devam ediyor. Fa anahtarını
öğren yani şöyle düşünüyor bazıları ya fa anahtarı çok zor ya da do anahtarı çok zor. Niye bunlarda işte okumamız gerekiyor? Onu da anlatayım. Fa anahtarı, do anahtarı ya da sol anahtarı hiçbiri birbirinden zor değil. Öğrenmeniz gerekiyor. Pratik yapın. Sol anahtarının size kolay gelmesinin sebebi ilkokuldan beri öğrendiğiniz notalar, dizeklerin hepsi sol anahtarında olduğu için. Fa anahtarında biraz pratik yaparsanız dediğim gibi bakın size tiyosunu veriyorum. Dördüncü çizgiden başlıyor çizerken yanında iki nokta gelmiş. Ve bu çizgiye gelen nota fa. Aşağı yukarı doğru çıkıyorum bakın. Fa, notaların sırası değişmiyor zaten. Fa, sol, la, si, do diye gidiyor. Ya da fa, mi, re, do, si, la, sol, fa diye gidiyor. Devam ediyor. Yani yukarı ya da aşağı notalar sırası değişmiyor. Anahtar değiştiği diye sırası değişmiyor. Sırası aynı. Sadece notaların yerleri değişiyor. Bunun sebebini de anlattım. Kolay okuyabilmemiz için. Ya da kolay icra edebilmemiz için enstrümanımızı. Şimdi baktığımız zaman fa anahtarında da pratiklerimizi çok yaparsak, çok fazla solfej, çok fazla bona okursak fa anahtarı da bize kolay gelecek. Aynı şekilde do anahtarı da kolay gelecek. Benim ana enstrümanım viyola. Viyola do anahtarıyla çalınan bir enstrüman. Ben do anahtarını hiç bilmiyordum. Ve Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim. Bana dendi ki sen viyola çalacaksın. Çünkü parmak yapın yatkın. Keman versek parmakların uzun olduğu için kısa kalacak diye. Tamam dedim. Viyola verdiler bana Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken. Do anahtarı dediler. Do anahtarı diye anahtarı ben duymamıştım bile. Do anahtarını öğrenmem gerekti. Daha sonra piyano bölümde zorunlu bir dersti. Piyanoyu çalabilmem için fa anahtarını da bilmem gerekiyor. Çünkü piyanoda iki tane anahtar kullanılıyor. Sol anahtarı ve fa anahtarı. Yani sağ eliniz sol anahtarını çalıyor. Sol elinizle fa anahtarını çalıyor. Ve gözünüz aynı anda iki notayı okuyor. Ben ama fa anahtarını da bilmiyorum, do anahtarını da bilmiyorum. Viyola için do anahtarını öğrenmem gerekiyor. Piyano için fa anahtarını öğrenmem gerekiyor. Ve sol anahtarına da çok fazla hakim değilim. Ama çalışarak oluyor. Pratiğinizi çoğaltmanız gerekiyor. Ben mesela oturdum sürekli fa anahtarı okudum. Mesela piyano partisi hoca bana çalışmam için veriyordu. Ben normal bona yapıyordum fa anahtarını alıp. Sol anahtarına hiç bakmıyordum önce. Fa anahtarını da bona yapmaya, notaların yerlerini öğrenmeye çalışıyordum. Aynı şekilde viyolada da do anahtarında aynılarını yapıyordum. Size tavsiyem hiçbiri birbirinden zor değil. Gözünüz korkmasın. Oturun o anahtarda notalar yazın ya da yazılan notaları bulun. Onları okuyun. Yazarak da daha iyi öğrenirsiniz. Mesela dizeye çizin fa anahtarı ve do anahtarı. Sonra notaları kendiniz yazın dizek üzerine ve bunları seslendirin. O zaman daha iyi, daha kolay öğrenebileceksiniz. Şimdi şöyle de son bir fa anahtarında şöyle bir örnek verelim. Mesela şurayı silelim. Fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Şimdi ben bu fa, buradaki fa'nın bir oktav daha altı. Şimdi ben bu fa'yı sol anahtarında yazacak olsam düşünsenize burada bile 3 tane çizgi çizdim. Dünya kadar çizgi çizmem gerekiyor. Orada kafanız karışmasın. Kolaylık sağlıyor gerçekten okumanız için. Bu fa mi re do si la sol fa 3. oktavda geçiyor. Fa mi re do si la sol fa ve bu da 4. oktavdaki fa. Yani onun bir oktav üzeri. Şimdi do anahtarına geçeceğim. Do anahtarında da burada da gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çizgi do anahtarları var. Ama en yaygın olarak kullanılanı üçüncü çizgi do anahtarı. Aynı mantıkta gidiyoruz yine. Bakın şurada sol çizgisinden başlamıştı. Bu soldü. Gördüğünüz gibi sol anahtarının kuyruğunun başladığı yer alttan ikinci çizgiydi ve sol notasıydı. Fa anahtarı da aynı şekilde dördüncü çizgide başlamıştı. Yani tam bu kuyruğun geldiği yer, başladığı yer fa notasıydı. Do anahtarında da baz alacağımız yer şu tam ortası. Yani 1, 2, 3. Bu üçüncü çizgi do anahtarı. O mantığa göre buradaki notamız ne oluyor? Do notası oluyor. Buradaki do si, la, sol,
fa, mi, re, do. Baktığımız zaman ben bunu sol anahtarında yazacak olsam mesela tekrar aynı göstereyim. Bakın bu do, şuradaki do. Yani pardon. Bu do aslında bizim başladığımız do. Yani bununla bu do aynı do. Ama ben buralara iniyorum. Bakın do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oktavdaki do'ya kadar iniyor. O zaman yine örnek olarak göstereyim. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bakın bunu, buradaki do'yu tek bir çizgiyle halletmişken bu do ve bu do aynı do ama burada 1, 2, 3, 4 tane çizgi koymam gerekiyor. Okuyabilmek için aynı notayı. Ya da bu zaten bu notayı veremeyiz. Ses olarak çok bas, kontur bir bas olmanız gerekiyor bunu verebilmeniz için. Ya da enstrümanınızda çalıyorken bunu okumanız açısından zor olacak sizin için. Bu do muydu, re miydi, mi miydi? Çünkü bir sürü çizgi var. Okumak çok zorlaşacak. Burada bir tane görüyorsunuz. Ha, do diyorsun. Tamam ama buradaki do ve bu do aynı. Ama bunu ben daha kolay çalarım. Daha kolay solfejini yapamam ama bonasını yapabilirsin. Okuma açısından kolaylık sağlayacaktır bize. Dediğim gibi burada do anahtarı, sol anahtarı ve fa anahtarı var. Aslında temel olarak 3 tane anahtar var. Ama bu anahtarlar kendi içinde işte ikinci çizgi sol anahtarı, birinci çizgi sol anahtarı, birinci çizgi do anahtarı, üçüncü çizgi do anahtarı, işte dördüncü çizgi fa anahtarı, üçüncü çizgi fa anahtarı gibi kendi içerisinde de bölünüyor. Ama onlar çok fazla karşınıza çıkacak bir şey değil. Mantığı zaten aynı. Bu üçünün mantığını oturttuğunuz zaman temelde kullanılan çünkü bunlar. Bu üçünün mantığı oturduğu zaman diğerlerinin mantığını da buna göre kurarak devam edebilirsiniz. Son olarak üzerinden geçiyorum. Hızlı bir şekilde alttan ikinci çizgimiz sol anahtarında kuyruğunun başladığı yer. Yani kafamıza göre çizmiyoruz. Ya burada zaten bazıları ki anahtar ne işe yarıyor? İşte anahtar bu işe yarıyor. Anahtar olmasa yani şurayı baz alalım. Buraya herhangi bir nota yazalım. Geldim ben buraya böyle bir nota yazdım. Şimdi baktığın zaman fa diyoruz buna. Ama bir nota yok, şey anahtar yok başında. Bu do anahtarında da olabilir. Fa anahtarında da olabilir. Sol anahtarında da. Anahtar bize yolumuzu gösteriyor. Hangi nota olduğunu gösteriyor. Ben buna şu anda fa diyemem. Olmayabilir. Çünkü aynı mantığa baktığınız zaman mesela do geldik burada bakın. Do, si, la, sol. Gördünüz mü? Do anahtarında bu sol notasına denk geliyor. Sol anahtarında fa notasına denk geliyor. Fa anahtarında bakalım. Fa, mi, re, do, si, la. Bakın burada da la notasına denk geliyor. Yani onun için bu anahtarlar çiziliyor. Ve dediğim gibi anahtarlar gerçekten önemli ve hiçbiri birbirinden zor değil. Tek yapmanız gereken hangisinde eksikseniz onda daha fazla pratik yaparak oturtmak. Sol anahtarı dediğim gibi sol tam ikinci çizgiden başlayıp çizmemiz gerekiyor. Kafamıza göre bir sol anahtarı çizemeyiz. İkinci çizgiden başlayacak ve kuyruk devam edecek. Fa anahtarı da 1, 2, 3, 4. çizgiden başlıyor. Yanına 2 tane nokta koyuyoruz. Ve aynı çizgiye gelen nota fa. Ve do anahtarı da 3. çizgi do anahtarı. 1, 2, 3 adı üstünde tam buradan başlıyor. Bu şekilde çiziyoruz ve 3. çizgimiz normalde sol anahtarında si olan notamız do anahtarında do olarak yerini alıyor. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Ya elimden gelince karmaşık ve karışık olmadan anlatmaya çalıştım. Eğer anlamadığınız yer varsa aşağıda lütfen yorum olarak yazın. Elimden geldiğince ben sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ya da çekmemi istediğim videolar varsa, istediğiniz videolar varsa onları da aşağıya yorum olarak yazın. Onları da göz ardı etmiyorum. Gerçekten üzerine çalışıyorum. Ne eksiğiniz var, hangi konuda ihtiyacınız var? Onlara göre videolar çekmeye çalışıyorum. Bu videoda da anlamadığınız yer ya da eksik anlattığım bir yer varsa, unuttuğum bir yer şu an çünkü gözümden kaçabilir anlatırken. Öyle bir yer varsa aşağıya onu da yorum olarak yazarsanız oradan size elimden geldiğince cevabını vereceğim. Umarım videolarım sizler için faydalı oluyordur.
Kanalımı izliyorsanız ve hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Instagram sayfamda açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar.